Değerli hemşehrilerim, biliyorsunuz Ağustos ayı tarihimizde ayrı bir özelliğe sahip. Aziz milletimizin şan ve şerefinin, büyük tarihinin tezahürleri olan büyük zaferleri kazandığımız aydır Ağustos ayı. Bize güç veren, itibar kazandıran bu büyük zaferlerin ilkini 949 yıl önce Malazgirt'te kazandık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusu tarafından kazanılan zaferle birlikte bütün milletlere biz tarih yapan, tarih yazan bir milletiz dedik. Böyle bir zafer çok az millete nasip olur. Biz Allah'ın adını yeryüzünde yaymayı kendine hedef edinmiş bir millet olarak bu hususta nasipliyiz. İki gün önce de büyük zaferden duyduğumuz bahtiyarlığı almak üzere Ahlat'ta ve Malazgirt'te idik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakleriyle düzenlenen kutlama programına katıldık. Tarihimizde kısa bir yolculuğa çıktığımız Ahlat'ta bin yıllık tarihi olan mezar taşları arasında ecdadımızın yaptıklarını, azim ve gayretlerini bir kez daha hatırladık. Onları minnet ve şükranla yad ettik. Bıraktıkları izler ve eserlerle bir kez daha gurur duyduk. Önümüzdeki pazar günü, yarın değil öbür gün ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Bin yıllık vatanımızı bize mezar yapmak isteyen müstevlilere karşı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazandığımız büyük zaferin 98. yılını idrak edeceğiz. Bu mukaddes toprakların ebediyete kadar vatanımız olması için tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize rahmet, minnet ve şükranlarımızı arz edeceğiz. Malazgirt de bizimdir, Mohaç da bizimdir, 30 Ağustos da bizimdir, hepimizindir. Tarihimizin büyük olayları, başarılarımız, bayramlarımız hepimiz için ortak günlerdir. Siyasi görüş farklılıklarımıza göre güzel günlerimizi, tarihi başarılarımızı, bayramlarımızı birbiriyle yarıştırmak doğru değildir. Salgın şartlarında yapılan bütün kutlamalarımızı biliyorsunuz belli sınırlamalar içerisinde yapıyoruz. Hatırlayacaksınız, 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümüydü. Ulusal ve uluslararası geniş katılımlarla kutlamayı planladığımız özel bir gündü bizim için. Ama salgın sebebiyle İnsanların kalabalık olarak bir arada bulunmaları gereken programların bir kısmını erteledik, bir kısmını ise iptal etmek zorunda kaldık. Malazgirt'teki programlarda da sayıca çok sınırlı kişiyle ve fiziki mesafeye uygun bir şekilde yapılan bir planlamayla programı gerçekleştirdik. Ben orada bulunmuş bir kişi olarak söyleyeyim, Malazgirt'teki ortam buradakine göre daha fazla fiziki mesafeye riayet edilen şekilde planlanmıştı. 30 Ağustos'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Anıtkabir'de başlayacak olan programlar tebriklerin Cumhurbaşkanımıza külliyede kabulüyle devam edecek. Her yıl yapılan harp okulları diploma alma ve sancak demir teslim töreninde yine gerçekleştirilecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları önceki yıllarda yapıldığı gibi aynen gerçekleştirilecek. Bir yasaklama asla yoktur, olamaz. Sadece salgın sebebiyle sayıca az katılımın olması ve kalabalıkların bir arada bulunduğu resepsiyon gibi birkaç programın yapılmaması söz konusudur. Bu şekildeki sınırlamalar bu yıl içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarıyla Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları içinde yapılmıştı. Yani bu tür tedbir kararları herhangi bir ayrım gözetilmeksizin resmi ve dini bütün bayramlar 15 Temmuz Anma Etkinlikleri için de bu tür kararlar alınmıştı. Biz bin yılı aşkın tarihimizin büyük sevinç günleri, bayramlarımız, tarihimizin büyük kahramanları arasında asla ayrım yapmadık, yapmayız, yaptırmayız. Türkiye hepimizin, tarihimiz hepimizin, kahramanlarımız hepimizin, bayramlarımız hepimizindir. Siyasi görüş farklarını bir yana bırakarak bu ortak günlerimizde bir ve beraber olmanın sevincini, mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Bunu herkese de yaşatalım ve gösterelim. Değerli hemşehrilerim, Rumeli'nin, Balkanların, Trakya'nın incisi güzel Tekirdağ'ımıza
elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek hizmet etmenin, şehrimizi geliştirip kalkındırmanın, daha yaşanabilir, daha güzel, daha huzurlu bir Tekirdağ için çalışmanın gayreti içerisindeyiz.